Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurtlu şahane bir tarhana köftesi hazırlayacağız. Gerçekten çok güzel oldu. İlk defa denedim. Sizlerle de tarifi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Tarifimiz için bir su bardağı köftelik bulguru yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyerek dinlenmek için bir 10 dakika bekleteceğiz. Bulgurun kabarması için üzerine bir kapak kapatalım veya streç film kapatıp. Bir 10 dakika bekledikten sonra diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Bulgurumuz kabarmış. Üzerine yarım su bardağı tarhana ekliyoruz. Toz tarhana. Ve bu malzemeleri güzel bir şekilde yoğuralım. Tarhana ve bulgur iyice karıştıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. şöyle güzelce yoğuralım. Üzerine damak zevkinize göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Ve burada bir yemek kaşığı un var. Bir tane de büyük boy yumurtamı tam olarak ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Kıvamı e, sakız kıvamında olacak ve şöyle 10 dakika güzelce yoğurması gerekiyor ki bulgurların pişerken dağılmaması için. E, oldukça pratik bir e, salata tarifi. Bunu mutlaka deneyin. E, özellikle yoğurtlu oluşuyla iftara çok yakışıyor. Geniş zamanlarınızda da 5 çay için tercih edebilirsiniz. İhtiyaca göre e, su ilavesi yapabilirsiniz. Ben şöyle elimde kalan e, bulgur parçalarını toparlamak için 2 yemek kaşığı kadar daha elime su alarak yoğurma işlemimi tamamladım. Elinize şöyle aldık, aldığınızda yapışmıyorsa, güzel bir şekilde yuvarlanıyorsa kıvamı tamam demektir. Elimizi yıkadıktan sonra böyle misket büyüklüğünde minik minik toplar yapalım. Hamuru e, beze yaparken e, sonuna doğru yaklaştığınızda elinize böyle yapışmış oluyor. Elinizi biraz suyla ıslatarak yapışmasını engelleyebilirsiniz ya da elinizi ara ara yıkayıp temizleyebilirsiniz. İçerisine giren malzemeler ve şekli itibariyle felak köftesi ve bulgur köftesini andırsa da bence yapımı itibariyle ve pişirme yöntemiyle onlardan biraz ayrılıyor. Şöyle tüm köftelerimi yuvarlayayım. Minik minik hepsi bir boy oldu. Şimdi artık pişirme işlemine geçeceğim. Verdiğim malzemelerle bu ölçülerde çıkıyor. Kalabalık bir aileyseniz ya da daha fazla yapmak istiyorsanız aynı ölçüleri birebir arttırabilirsiniz. Tavamın içerisine şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Bir tane küçük boy soğanı yemeklik doğradım. Soğanı yağda soteleyeceğim. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine hazırlamış olduğum köfteleri ekliyorum. Köfteleri ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Ve suyunu ilave edeceğim. Geniş bir tava tercih ederseniz, köftelerde üst üste gelmemiş, yapışmamış olur. Güzel bir şekilde şekilleri bozulmadan pişmiş olacaktır. Şöyle ezmeden bir alt üst edeceğim. Ardından suyunu ilave ediyorum. 2 su bardağı sıcak su ilave ediyorum üzerine. Yeterli geldi benim için suyu. Sizlerde de bu ölçüde yapabilirsiniz. Kaynadıktan sonra kapağını kapatacağım ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika bulgurlarımı pişireceğim. Bulgurlar suyunu çektikten sonra şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde pişmişler. Kapağını biraz aralık bırakacağım. Dibindeki suyunu da çektikten sonra artık servis edeceğim. Bulgur kalan suyunu çekerken biz de üzeri için sosunu hazırlayalım. Sosu için bir yemek kaşığı tereyağı ve azıcık içerisinde sıvı yağ ekledim. Tereyağımız eridikten sonra içerisine şöyle bir çay kaşığı toz biber ekliyorum ve ocağımın altını kapatacağım. Sosumu soğuması için kenara alıyorum. Biraz içine nane ekleyeceğim. Ve kenara kaldırıyorum. Bulgurum da e, suyunu çekti. Şöyle sizlere göstereyim. Servis tabaklarımın içerisine dikkatli bir şekilde ezmeden bulgurlarımızı alalım. Servis edelim. E, tavanın dibinde kalan e, suyu çorba yapımında kullanabilirsiniz oldukça lezzetli bir e, tadı var suyunun da yoğurdu fazla sulandırmasın diye ben e, suyla birlikte almadım şöyle iki porsiyon olacak şekilde bulgularımı servis tabağımın içerisine alıyorum üzerine sarımsaklı yoğurt gerçekten çok yakışıyor dilerseniz sıcak dilerseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz her iki şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Sizlerin de yapmasını tavsiye ederim. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Üzerine tereyağını. Gerçekten şahane oldu. Videom buraya kadar izleyenler eğer beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolar hakkındaki görüş ve önerilerinizi de yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Üzerine biraz maydanoz ekledikten sonra servis edebilirsiniz. Mantı tadında oluyor. Gerçekten çok çok pratik. Mutlaka deneyin bunu. Şimdi hazırlayıp akşama pişirebilirsiniz. Ya da köftelerini hazırlayıp dolaba kaldırıp bir sonraki gün pişirebilirsiniz. Ama buzluğa kaldırmak için çiğden sakın koymayın. Birbirine yapışacaklardır. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomuzun sonuna geldik. Yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın.